Merhaba, ben hırsız. Aa! Olamaz, ne oluyor dışarıda? Şuna bakın, köye yeni yeraltı kapıları yapmışlar. O zaman ben bunları soyarım. Şu bir dilim pizzamı da yiyeyim de onları soymaya gideyim en iyisi. Oradaki tabelada ne yazıyor? Dikkat, canavar tabelası var orada. Oraya canavar tabelası ne de koymuş ki bunlar? Şimdi hazırsanız bu yeraltı kapılarına soygun yapacağım. Ne kadar güvenli olabilir ki? Gidelim. Ne diyordum en son? Helal lokma. Helal lokma. Benim boğazımdan helal lokmadan başkası da geçmez. Ne oluyor burada? Dur bakalım. Gizli kapıma yaklaşma. Niye ki? Ne olur ki? İçerideki canavar senin işini bitirir yoksa. Demek içeride canavar var. Bu canavar ne kadar tehlikeli olabilir? Bana ne yapabilir ki? Yoksa sizinkinde de mi canavar var? Benimkindeki canavar daha tehlikeli. En tehlikeli canavar benimkinde. Bir karar verin, benim kafamı karıştırmayın. Şey, yani yine de dikkatli olun, hırsızlar soyabilir sonra. Bugüne kadar hiçbir hırsız soymayı başaramadı. Başaramadı mı? O zaman bugün bir ilk olacak. Ne dedin? Şey, yani demek öyle, çok güzelmiş, hiç kimse soyamıyor, çok süper. Abo, telefon çalıyor. Telefon mu? Niye ki? O telefon çalıyorsa içeride bir hırsız yakalanmış demektir. Hırsız yakalanmış, duydunuz mu? Girelim. Adamı çıkarttılar, götürüyorlar. Nereye götürüyorlar? Oraya götürdüler. Gidip kontrol edeceğim. Gidelim. O hırsızı oraya götürüp ne yapıyorlar ki acaba? Abi ne olur bırakın gideyim abi. Olur mu oğlum? Öyle gidilir mi? Evet, bir kere sen bize bulaştın. Sen bir sus la. Benden de korkacaksın. Yanlış kişiye bulaştın. Adamın ağzını yüzünü patlatıyor. Ben bir yakalanırsam işimi bitirecekler. Ama merak etmeyin, yakalanmam. Onlar oradayken hazırsanız birinci yeraltı kapısından içeriye giriyorum. Ne kadar tehlikeli olabilir ki? Gidiyorum. İnelim. Gördünüz mü, canavar falan da görünmüyor. İnelim. Kimse var mı? Işıkları kim kapattı? Orada yanıp yanıp sönüyor. Neredeyse korkacaktım. Bakalım. Biri mi var orada? Göremiyorum ki. Orada sanki bir tane kız var gibi. Merak etme, seni kurtarmaya geldim. Göremiyorum ki, güzel mi çirkin mi? Yakından bakalım, neredesin? O ne la? O neydi? O hareket etmiyor. Sakin ol, ellere bak. Hologrammış. Ben de bundan korkacaktım. Hiç korkmadım, onu fark ettiniz mi? Öyle şeylerle beni korkutamazlar zaten. Kapı burada. Girelim. Demek canavar dediği de buydu. Yakalım şunu. Bakalım sandığın içinde ne var? Toprak var burada bir tane. Şifreyi çözdüm. Bu oyuncak ayıcının tam baktığı yerde gizli geçit var. Buraya bakıyor. Görüyor musunuz şunu? Açalım. Size söylemiştim. O ne? Bunlar benim doğum günümde dedemin bana aldığı hediyeler değil mi? Daha paketleri açamadan polisler eve baskın düzenleyip dedemi götürmüşlerdi. Bir tane ayı pençesi var. Bu da dedemin avladığı ayının pençesi olabilir. Bir tane bisiklet çıktı. Alalım şunları da. 7 lira parası varmış. Buradaki soygunu tamamladım. Kapatalım. Çıkıyorum. Canavar dediğini görüyor musunuz? Birinci yeraltı kapısına soygunu tamamladım. Açıyorum. Kimse yok. Çıkalım. Tamamdır. Yakalanmadım. Şu hediyeleri şuraya koyalım. Görüyor musunuz? Bakın şuna. Tamamdır. Gidelim. Ortalıkta kimse görünmüyor. Hazırsanız ikinci kapıdan gidiyorum. Açalım. İnelim. Tamamdır. Bakalım burada hangi keriz canavar var? İniyorum. Gidelim. Karanlık oldu yine. Kimse var mı? Geldim. Görüyor musunuz? Orada bir tane kapı var. Açıyorum. İçeride de canavar falan yok. Buraya da stop yazmışlar. Stop, yani Türkçesi Allah'tan başka kimseden korkmayız. O yüzden ilerlemeye devam edeceğim. Kimse de yok içeride. Kimse var mı? Gördünüz mü, o canavar benden korktu. Korkmasaydı şimdi gelip karşıma dikilirdi. Ama yok, nerede? Çünkü benden korktu. O ne la? O ne la? Kaçalım. Sol mu sağ mı? Şuradan geçeceğim. Canavar geliyor, olamaz. Bu demirlerin arasından geçebilmeniz için önce kafanızı sokmanız gerekiyor. Öncelikle kafanızın geçmesi gerekiyor. Sokuyorsunuz böyle. Vücudunuzu yan dönüyorsunuz, geçiyorsunuz. Bakalım. Geliyor. Burada şifre yazıyor. 338. Beni gördü mü? Işıkları açacağım. Açalım.
Tamamdır. Güzel, etraf aydınlandı. Canavar nerede? Belki de benim ne kadar tehlikeli birisi olduğumu anlayıp kaçmıştır. Canavar bile korkuttum sonunda, gördünüz mü? Yok etrafta. Geliyor, kaçalım. Bana bir şey yapar mı? Dişlere bak. Şifreli kapı. Şifreyi yazacağım. 338. Açalım. Geliyor mu? Kapatacağım. Yazalım. Kapattım. Son anda kapattım. Paramparça edecekti canavar beni. Tamamdır. Bu dedemin çizdiği resim değil mi? Dedem bir keresinde şehrin zenginlerinden Leonor'da metal çelik fabrikası olan adamın evini soyguna gidince evdeki hizmetçinin resmini çizmiş. Resmi de o evin içine bırakıp gidince herkes o adam çizdi sanmış. O canavarın işini bitireceğim. Alalım şunları. Sandığa bakacağım. Arabayla kamyon çıktı. Alalım onları. Altınlarla elmasları alacağım. O canavarın sonu geldi. Elektrikli testerem var. Şimdi bununla onun kafasına indireceğim. Çıkıyorum buradan hazırsanız. Yazalım. Neredesin? Erkek sen geldi. Geliyor. Kerata zibidi, gel buraya. Parçaladım, gördünüz mü? İkinci yeraltı kafasındaki soygunumu da tamamladım. İşte gördüğünüz gibi bende asla stop yok, durmak yok. Bununla onların da kafasına indiririm. Güzel, ortalıkta kimse görünmüyor. Kapatalım. Çıkan arabaya bakacağım. Koyalım şuraya. Taksi. Binelim. Sürelim. Burada el vitesi var, görüyor musunuz? Geri. Arabayı yedim. Çıkartalım. Bu nasıl olur? Yiyelim tekrardan. Arabayla yan verirken arabayı yiyeceğim. Yiyelim. Yedim. Devam ettirelim. Görüyor musunuz? Araba gidiyor. Güle güle. Ara sıra araba da yerim. Bildiğiniz gibi altın da yenilen bir şeydir. O yüzdendir ki insanlar sürekli biriktirirler. Demin yaptığı resim var. Milyon dolarlar böyle. Şimdi hazırsanız 3. yeraltı kapısına soygun yapıyorum. Giriyorum hazırsanız. Girmek için bunu kullanacağım. Açılmıyor. Görüyor musunuz? Koyalım. İnelim. Kimse var mı? Karanlık olmaya başladı. Görüyor musunuz yine? Canavarlar benim iş adamı olduğumu anlayamıyorlar. Beni hırsız falan sanıyorlar herhalde. Nasıl? Tamam, hırsıza benzesem kabul edeceğim. Oyuncaklar. Çocukken dedemden istediklerimde dedem ağzıma tekme atmıştı. Küçükken dedemden oyuncak istediğimde dedem bana bu çubuğu almıştı. Bu çubuk sayesinde böyle kilitlerle oynuyordum, oyun gibi böyle. Bakın böyle vurduruyordu. Böyle iyi dinlemeniz gerekiyor yalnız. Kilit açmaca oyunu. Güzel, içeride canavar falan görünmüyor. Canavar olsaydı karşıma çıkardı, erkek gibi, adam gibi. Ama nerede o canavarlarda o cesaret? Az önce buradan bir şey mi geçti? Saçmalamayın, siz yanlış görmüşsünüzdür. Ne işi var? O ne lan? O ne la? Tipe bak. Sağ mı sol mu, buraya gidelim. Geliyor, kaçalım. Ellere bak, tutacak beni. Burası kapalı, şuraya gideceğim. Buraya gidelim. Arkası dönük, kaçalım. Orada bir tane kapı var, onu açacağım. Canavar geliyor, hemen açalım. Kapatacağım hemen. Sakin ol. Orada mısın? Altınlar, altınları toplayalım. Bakalım. Motorsiklet çıktı bir tane. Alalım arabalarda. Elmasları da alalım. Çıkıyorum hazırsanız. Bakalım. Öyle dümdüz gel. Eriye ışınlandı. İşini bitirdim, gördünüz mü? Üçüncü yeraltı kafasındaki soygunu da tamamladım. Kapatalım şurayı. Alalım şunu. Koyalım şuraya. Görüyor musunuz? Gidelim. Çıkan arabalara bakıyorum. Öyle araba gibi de dönüyor. İşte bu böyle bitiren. Polisler geliyor. Kapatalım şunları. Arabaları garaja çekeceğim. Polisler gelmiş. Gideceğim. Ne oluyor burada? Benim gizli yeraltı evimi birisi soymuş. Benimkini soyamamış. Benimki çok güvenli. Sen dua et, polisler geldi. Onları anladım da benimkini nasıl soydu? Korkunç bir canavar vardı. Evet ben hırsız. Bugün köye yeni yapılan 4 tane güvenli yeraltı kapısına soygun yaptım. Eğer bugün yaptığım soygunlar ve çıkan eşyaları sevdiyseniz ve bu adamın yeraltı kapısına da soygun yapmamı istiyorsanız yorumlara 1 yazın. Eğer tehlikeli canavarlardan kendime bir hırsız ordusu kurmamı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım videosu gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.